Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Şimdi size bir turbonun sökülme hazin öyküsünü anlatacağım. 90'lık ve 110'luk Ford Connect'lerde turbo için çok yerler sökülüyor. Elektronik turbo bozulduğu zaman hakikaten tamircinin bayağı bir uğraşı sonu o turbo ortaya çıkıyor. Şimdi size o turbo nerede, nasıl söküldü, nasıl bir şey, gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, cazır cazır ıslık çalıyor. Yaklaştıracağım şimdi size. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi bebeğim. Çark arkadaşlar değiyor. Gördüğünüz gibi. Elektronik turbo, elektronik veskiyetli turbo. Yani bunun bir manueli, havayla çalışan sistemi, bir de elektronik sistemlisi var. Bu elektronikli veskiyetli turbo. Bu turbo nereden çıkıyor? Ford Connect'imizi önce gösterelim. 90 Silver Ford Connect arkadaşlar. Egzozumuzun kazanını söküyoruz. Neden söküyoruz? Çünkü turboya bağlı. Turboyu getir buraya. Şu şekilde egzoz kazanımız turboya bağlı arkadaşlar, böyle mecburen söküyoruz. İkincisi, egzoz manifoldunun oraya şurada kelepçesi var arkadaşlar. Şurada onu söküyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve motorun arka kısmında arkadaşlar. Yani motorun ön kısmında olan turbolar biraz daha rahat sökülse de arka kısımda olanlar bayağı bir zor sökülüyor. Turbonun geri dönüş, yani turboyu yağlayan bir sistem var. Ondan sonra turbodan geri motora dönen bir yağın sistemi var. Geri dönüş arkadaşlar şu şekilde takılıyor. Şimdilik böyle yaptık. Turbo yerine rahat çıksın diye arkadaşlar. Tabii ki turbo her zaman aracın egzozuna takılır. Yani egzozuna monte edilir. Çünkü egzozdan çıkan hava vasıtasıyla turbo döner. Turbo elektrikli değildir. Yani nasıl bir şu su şelalesi su geldikçe döndürür ya, su olmayınca dönmez. Onun gibi düşünün. Hava vasıtasıyla turbo döner. Döndükten sonra oradaki mili yağlamak için buradan yağ hortumu basınç verir. Geri kalan yağ da motorun içine geri dönüşten kartere salar. Evet, tabii ki haliyle şöyle bir durum var. Arkadaşlar, beşik komple sökülüyor. Direksiyon kutusu, beşik, askırotları, salıncaklar şu şekilde komple sökülüyor. Söküldükten sonra arkadaşlar turbo yerinden ancak öyle çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Egzoz yukarıda. Neyse. Dursun. Egzoz yukarıda, beşikler burada falan. Şöyle şu şekilde gösterirsem daha iyi anlarsınız. Her şey oradayken o kocaman turbo aradan çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz bu turbo aradan çıkmıyor. Mecburen bu şekilde rotiller her taraf sökülüyor ve bu malzeme söküldükten sonra yerine monte edilse dahi aracın rot ayarı kaçıyor. Kaçtığı için tekrar bir rot ayarı yapmak gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Turbo söküldüğü için araba rot ayarına muhtaç kalıyor arkadaşlar. Çünkü sağa sola çekme oluyor. Ford Connect'lerde arkadaşlar kronik şu akısın iç laleleri bozuluyor. Bu sol tarafın akısını gördüğünüz üzere kısa. Ama sağ tarafın akısı buradan başlıyor. Aracı bir bilye var. Genellikle bu bilyeler de bozulduğu zaman uğultu yapıyor arkadaşlar. Ve şu orta körük yırtıldığı zaman içinde masuralı, rulmanlı yüzükler var. İstavroz diyoruz ona. O bozuluyor. Akıs komple değişme gereğini duyuyor. Ama akısların şu başlıkları, körükler yırtılıp yağsız kalıp bozulmuşsa bunların yenisi var. Buradan çıkarıp kafayı değiştirebiliyoruz. Ford Connect'lerde en çok kronik rahatsızlıklardan bir tanesi de
rotiller arkadaşlar. Şurada bir sekmanı var. Ama bu rotili değiştirmek için şu foryayı komple söküyoruz. Akıstan çıkarıyoruz. Masa başında şuradaki sekmanı çıkartıp sonra yerine yenisini çakıyoruz. Ford Connector'da başka ne rahatsızlıklar olabilir? Evet. Şu klimanın arkadaşlar, göstereyim size. Şu klimanın bir, şurada iki, üç tane olması lazım. Şu onluk civataları genellikle bozuluyor. Bozulunca klimanın ayağı ses yapıyor. O da bir kronik rahatsızlık. Şuradaki alüminyum parçayı çok zayıf yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağ kaçırmış. Yağ kaçırmasının sebebi vakum pompası var şurada. Yaklaştırıyorum. Vakum pompası bozulmuş. Bu aracın vakum pompasını aracın sahibine söyleyeceğiz. İmkanı varsa değişeceğiz. Yaklaşık 350 lira civarında. Şuradaki gördüğünüz yağların hepsi vakum pompasından kaçırmış. Ve Ford Connector'da arkadaşlar şanzıman yağını buradan koyuyoruz. 3 litre 75-80 yağ alıyor. Şanzıman yağını da hemen şuracıktan sağ akısın altından 8 alyan anahtarla söküyoruz ve değişiyoruz. Ford Connector'in krank okuyucusu hemen sağ akısın birleştiği yerde krank okuyucusu var. Vites halatları alttan geliyor, buradan egzoz yakmasın diye saç koymuşlar ve buradan gidiyor şanzımanın üzerinde kollarla birleşiyor. Başka? Evet, bu 90'lık ve 110'luk ya da diğer 75'lik Ford Connector'de yağ soğutucusunun yeri de dar arkadaşlar. Yani yağ filtresi hemen turbonun altında burada. Bunu sökerken ustalar buradan mecburen yağ akıyor. Balata spreyiyle temizlemezlerse şu akısın körü yumuşuyor ve patlıyor arkadaşlar. Mutlaka yağ filtresi söküldüğünde balata spreyiyle temizlenip kurulanması lazım. Yağ soğutucusu dediğimiz nesne bu arkadaşlar. Buradan su giriyor, buradan çıkıyor, içinde yağ da dolaşıyor. Su yağı soğutuyor. Yağ soğutucusunun görevi yani sadece su ile yağı soğutmak. Kalorifer peteğin girişleri burada. Ford Connector'da başka anlatacağımız. Arka tarafta çok bir şey yok arkadaşlar. Ford Connector'da devamlı bir şey var mı, bir şey var mı diyen arkadaşlara. Ford Connector'ın arkasında şöyle bir geri geleyim. İstetmemiz var. Sağ makas, sol makas. Arabayı çekmek için arkadaşlar iki tane kanca yapmışlar. Sağlam kanca. Burası çok sağlamdır. Yaklaştırayım şöyle. Hemen sol tarafa da bakın. Yani bu aracı başka bir araç çekmek istediğiniz zaman buradaki kancalara takarsınız. Makasların bir burçları var. Haricinde bir tane viraj demiri var arkadaşlar. Şu viraj demiri. Gördüğünüz viraj demiri. Askırotları var. Askırotların haricinde viraj orta lastikleri var. Ford Connector'da viraj orta lastikleri çok bozulmasa da şu askırotları çok bozuluyor arkadaşlar. Langur langur ses yapıyor. Bir de Ford Connector'da kronik olarak şu askırotunun demiri dingilden kopuyor arkadaşlar. Şuradan kopuyor. Biz de yeni demir ya da aynı demiri kaynatıyoruz tekrardan. Yani o da aşırı çukurlara sert girmekten, aşırı kaldırıma geri geri çıkmaktan bunlar kırılıyor. Bu gördüğünüz şeyler kırılıyor arkadaşlar. Yani Ford Connector'da anlatacağımız başka bir şey yok. Arkalar disk, kampana olanları da var. Balata ve disk. Bir de el fenterleri var. Bakalım. Evet. Başka da Ford Connector'da anlatacağımız bir şey alt tarafta yok arkadaşlar. Evet, 90'lık Ford Connector'ın biraz anlatımını yaptım size. İnşallah bir şey